tutamaz. Abim beni tutamaz. Abim beni tutamaz. Şimdi görürsün sen. Abim tamam artık, beni koşmayın, tutamaz. Bak nasıl yakalıyorum seni. Abim beni tutamaz. Abim beni tutamaz. Abim beni şimdi tutamaz. Şimdi yakalayacak. Hah işte yakaladım. Ne yapacaksın şimdi? Bak. Baba! Bak ne bulduk. Epeyce para var. Tamam, Osman amcanın cüzdanı bu. Düşürmüş demek. Hadi bunu Osman amcanıza verin çocuklar. Emanettir ha, dikkat edin. Emaneti dünya yıkılsa yerine vermek lazım. Peki baba. Daha sonra tarlaya gelin. Bekliyorum, tamam mı? Tamam baba. Ben de geleceğim, ben de. Abi ver biraz da ben tutayım. Üf ne kadar para var. Bu parayla neler alınır neler. Hadi gidelim. Çok pis kokuyorsun. Büyüyünce alışacaksın. Büyüyünce alışacaksın. Bizim. Vay be. Binsem olur mu? Bin bakalım. Hayırlı olsun. Sağ ol hanım. Nasıl? Beğendin mi? Çok güzel. Allah güle güle kullanmayı nasip etsin. İnşallah hanım, inşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı olsun Ömer. Yeni mi aldın? Yeni aldım Ahmet hocam. Sağ ol. Hayırlı olsun. Sıfır mı? Sıfır mı? Sıfır. Ulan helal olsun sana. Çok iyi. Kimseye bir kuruş borçlanmadan kendi biriktirdiğin parayla ya. Gıcır gıcır arabayı çektin altına. Helal olsun. Sağ ol muhtarım. Hadi eyvallah. Güle güle. Hoşça kal. Bu Ömer'le kardeşine imreniyorum vallahi öğretmen bey. Çalışkan adamlar. Babaları Hilmi'yi hiç mahcup etmediler. Köyümüze aslan gibi iki adam bıraktı. Ya. Öyle göçtü öbür aleme. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Kurcalama onu. Hayırlı olsun. Sağ ol. Sağ ol yenge. Ergun nerede? Tarlaya kadar gitti. Tamam yenge. Hadi oğlum. Ulan yine mi sen? Ulan sebze bırakmadın lan, yedin bitirdin. Bir daha gir bu tarlaya, gebertirim seni. Anladın mı? Gebertirim lan. (Gülüyor)
Sen kimsin? Ne yapıyorsun öyle? Karıncaları niye öldürüyorsun? Karıncalar ölüyor. Karıncalar ölüyor. 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 Sen kimsin? Direksiyonla oynama, tamam mı? Tamam baba. Kornaya basayım mı? Bas bas. Ergun! 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 Ölüyor. 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 Ergun? Ölüyor. Karıncalar ölüyor. 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 Ergun sen ne yapıyorsun öyle? Ölüyor. Karıncalar ölüyor. Ne? Ölüyor. 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 Ergun kendine gel. Ne oldu sana? Kendine gel. Ömer abi. Duydun mu? Gel hele bak sana ne göstereceğim. İşte bak, nihayet aldım. Amca kamyonetimize bak. Nasıl? Beğendin mi kamyonetimizi? Aklınca sana hava atıyor. Kıskançlıktan çatlatacak güya. Şunun bakışlarına baksana bir kere. Sen alamadın. Sen beceriksizsin. Ben aldım. Ben. Ergun, bir şey demedin. Senin kamyonetin abi. Nereden kamyonetimiz oluyormuş ki? Biz kardeşiz Ergun. Birlikte kullanacağız. Artık bizim bu. Bir gün ben de alacağım abi. Hem böyle kamyonet falan değil. Son model araba. Kırmızı, spor. Alırsın elde. Allah sana daha iyisini versin. Bir gün gideceğim İstanbul'a. Kendime iyi bir iş bulacağım. Çalışacağım. Yine mi aynı hayal? Hayalim bir gün gerçek olacak abi. Göreceksin. Hadi bin de sür bakalım. Beğenecek misin? Seni ezmek istiyorum. Hadi Adem. Abin emrediyor. Binsene. Onun var senin yok Adem. Senin yok. Nasıl da kasılıyor baksana. Bak. Benim. Ben. Ben senin gibi beceriksiz salak değilim. Binsene.
Bana ne senin kamyonetinden abi? Hava mı atıyorsun yani? Ne alakası var aslanım? Ne oluyor ya sana? Bir gün ben de alacağım abi. Ben de. Gel hele, bırak çocukluğu. Bin şu arabaya. Abi. Sana bir şeyler olmuş. Olmuşsa olmuş. Baba, burada pis bir koku var. Ne yapıyorsun ya? Günah değil mi hayvana? Günahsa günah. Kıyamet mi kopacak ha? Bir yerde büyük bir deprem oldu. Ne oldu bana? Sadece sana değil. Bir yerlerde bir şeyler oldu. Deprem oldu, deprem. Karıncalar. Ne? Abi. Allah'ım. Allah'ım. Bak görüyor musun neler olmuş? Allah kolaylık versin. Allah sabır versin. Vah vah, tüh yazık olmuş. Allah kolaylık versin. Allah sabır versin. Şu anda yıkıntılar altında binlerce kişinin olduğu söyleniyor. İlk belirlemelere göre bini aşkın kişinin öldüğü sanılıyor. Sayın seyirciler, depremin ardından sokağa dökülen halk günün ağarmasından bu yana çöken binaların arasından Allah yardımcıları olsun. Yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Allah sabır versin. Şu hale bak. Allah geride kalanlara sabır versin. Sanki kıyamet günü. Çok yarışsa. Nasıl bir felaketti. Ancak binlerce kişinin göçük altında kalan insanların haline bak. Halkın çaresizce sergilediği bu gayret yetersiz kalıyor. Kurtarma çalışmalarında gözle görülür bir koordinasyon eksikliği var. Allah kalanlara sabır versin. Bak ki bak, sanki kıyamet. Ulaşılan yaralılara ise gereken tedavi yapılamıyor. Büyük bir felaket. Geride kalanlara Allah sabır versin. Amin. Depremden etkilenen halk olası sarsıntılar nedeniyle sokakta. Bu geceyi de sokakta geçirecek halkın temel bazı ihtiyaçları dahi temin edilemiyor. Deprem bölgelerinde tam bir kaos var. Şuna bak şuna. Bütün evler göçmüş. Yetkililerin de itiraf ettiği gibi ekmek yok, su yok, elektrik yok, çadır yok. Havayla birlikte umutların da karartığı... Ateş düştüğü yeri yak. Bizlerse seyrediyoruz. Depremin ilk saatlerinden bu yana doğru, seyrediyoruz. Bir acıyı, bir felaketi seyrede seyrede alışıyoruz. Sanki karıncalar ölüyor gibi hissediyoruz. Karıncalar. Sayın seyirciler, Türkiye bu sabaha büyük bir felaketle uyandı. Sadece seyretmekle olmaz. Bir şeyler yapmalı. Doğru dedin hocam. Bir şeyler yapmalı. Onlar açken tok durmak bize yakışmaz. Bir şeyler yapalım öyleyse. Köylüleri toplayıp konuşmalı. Karıncalar! Ergun? İyi misin? Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Muhterem köylülerim. Malumunuz büyük bir deprem oldu. Birçok köy yıkıldı. Binlerce insan öldü. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Amin. Bilhassa arkadaşlar, bir köy var deprem bölgesinde. Alaçatlı köyü. Çoğunuz bilir. Biliriz. Muhtarı benim askerlik arkadaşımdır. Köylerine bazen giderdim. O da buraya gelirdi. Kardeşten daha yakındır bana. Biz elimizi cebimize atalım. Tabii, tabii, tabii. Bu kardeş köyümüzün derdine derman olalım. Olalım. Yaralarını saralım.
saklayalım. Böyle kara günde yanlarında olduğumuzu gösterelim. 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 İyi olmaz mı? Olur, olur, olur. Allah böyle felaketlerle imtihan ediyor bizi. Onlar öldüler. Ahirete göç ettiler. Ama biz burada imtihan ediliyoruz. İşte köyümüzün öğretmeni de, imamı da burada. Beraber oturup düşündük. Biz de bir şeyler yapalım dedik. Öyle ya, insanlar acıdan feryat ederken kös kös oturamayız. Sadece televizyondan seyredemeyiz. Öyle değil mi arkadaşlar? Öyle, öyle. Bir şeyler yapmalıyız. Bizim de yapacağımız bir şeyler olmalı. Şimdi memleketin her yerinden bu felaket bölgelerine yardım yağıyor. Millet elinde ne varsa veriyor. Depremzedelerin yaralarına merhem olmaya çalışıyor. Biz niye olmayalım? Olamaz mıyız? Doğru ya. O zaman gönlümüzden ne koparsa, olan parasıyla, olmayan duasıyla bu kampanyaya destek olsun. Yardım toplayalım. Para, eşya, yiyecek, ne olursa. Sonra bu yardımları toplayıp kardeş köye gönderelim. Ne diyorsunuz? Bu işe var mısınız? Varız, varız. Varız, varız, varız. Helal olsun köylüler. Ben de sizden bunu beklerdim. Böyle bir felaketin hangi yere ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Böyle zamanlar, dayanışma zamanları. Muhtar Bey doğru söylüyor. Buraya bakın, kim var? Ne, kim var? He? Benim arabayla Ben anlamadım ki. Arkadaşlar ne yapabiliriz? Arabayı nereden bulacağız? Ya bizim iki tane dışarı İsmail var. Onun babası var. Acaba kaymakamımızda mı Ergun? Ergun? Aldın mı? Çok aldın mı? Ergun, sofra hazır. Gelmiyor musun? Rahmetli baban ikinize de aynı şeyi vermişti. Hak geçirmedi aranızda. Sen de tutsaydın şimdiye orada burada harcadın kazandıklarını. Bir işe de yatırmadın. Aferin. Aferin abine. Kazandığını avucunda tuttu. Hayaline kavuştu. İnşallah biz de bir gün... Tamam yeter! Çekil şuradan. Ergun. Bir lokma bir şey yeseydin bari. Ne oluyor bu adama böyle? Kendine gel Ergun. O senin abin. Oğlum sapıtma. Mantıklı ol. Sıdıkalı, Sıdıkalı, bak hele. Geldim, geldim. Ben de sizi gelecek diye yola bakıyordum.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne veriyorsun bakalım? Ne vereyim muhtar? Elimde avucumda ne varsa feda olsun. Aha, hazırladığım buğday çuvalları. Bunlar küpem, bileziğim. Bu da kazağım. Belki benim gibi ihtiyar biri vardır, giyer. Allah kabul etsin Sıdıka Hala. Böyle zamanda biz vermeyeceğiz. Kim verecek? Bir an evvel yerlerine ulaştır. İnşallah. Hadi güle güle. Direksiyonla fazla oynamıyorsunuz. Tamam baba. Oğlum, bu arabayı alana kadar gece gündüz çalıştım. Yemedim, içmedim, para biriktirdim. Hep bir kamyonetim olsun, meyvelerimizi, sebzelerimizi satayım, ticaret yapayım dedim. Allah'ım da bugünü nasip etti bana. Şükürler olsun. Doğru söylemiyor muyum Ergun? Bundan sonra saracağız meyveleri, sebzeleri. Köy köy, kasaba kasaba dolaşıp satacağız. Rızkımızı çıkaracağız. Öyle değil mi? Yunus, gel oğlum. Size ayran yaptım. Sağ ol Yunus. Sağ ol hanım. Baba, ben ne zaman öğreneceğim sürmesini? Öğrenirsin, daha yaşın kaç. Öyle değil mi amcası? Öyle öyle. Ergun, nereye gidiyorsun? Öyle dolaşacağım deniz. Ergun, ne oluyor? Tamam abi, üstüme gelme. Ergun. Niye böyle davranıyorsun? Senin kamyonetini çekemiyordu ondan. Öyle konuşma hanım. O benim kardeşim. Kardeşin ama eskiden beri böyle. Sus dedim. Şeytanı uyandırma. Haklısın, kusura bakma. Depremzedeler için yavaş yavaş topluyoruz işte. Bu da benim yardımım olsun. Allah kabul etsin. Bunu da alın. Thank you.
Kolay gele ağalar. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gele ağalar. Alın. Bununla tarla alacaktım ama böyle zamanda tarlanın sırası değil. Depremzedelerin bir derdine derman olursak ne hala? Allah kabul etsin Hasan ağa. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağlıcakla. Hadi eyvallah. Gördün mü öğretmen bey, İmam efendi? Ha. Benim köyüm bir tane vallahi. Hangi evden boş döndük? Kırmızının hepsini bir liste yapma. Tabii tabii. Sonra da vatandaşı açıklarız. En iyisi akşam kahvede toplanıp hepsini bir bir sayalım. Tabii tabii. Muhtar! Muhtar! Hayriye bacı ne var? Benimle niye gelmediniz? Hayriye bacı durumunu biliyoruz. Kendini kıt kanaat geçindiriyorsun zaten. Bir de... Öyle deme Muhtar, öyle deme. Hayır işinde benim de tuzum olsun. Elimde verecek. Bundan gayrı doğru dürüst bir şeyciğim olsa vereceğim ama yok işte. 2 lira ne olacak bu? Al sen bunu kendine harcarsın. Ben. Muhtar, iyiliğin azı çoğu olmaz. Gönülden verilen her şey kıymetlidir. Hayriye Hanım'ın emanetini yerine ulaştırmalıyız. Sağ ol Hoca Efendi. Bir torba kuru üzüm vardı da onu sattım. Onun parası mı? Bu para birinin derdine merhem olursa ben de burada dağ kadar büyürüm. Ne o? Ne var? Alın bunu da götürün. Neredeydin? İçme şu zıkkımı. Karışma. Gideceğim baba. Böyle olmayacak. Nereye gidiyorsun? Zengin olmaya. Köy yerinde süründüğümüz yeter. İstanbul'a gideceğiz. Ömer abin... Ya bana ne ya ondan? Onunla yapışık mı doğdum? Onun her şeyi var. Benim ise hiçbir şeyim yok. Ama bağımız, bahçemiz... Ya neyimiz var ki? Hepsi abimin. Ama sen sattın da ondan... Tamam kes! İstanbul'a gitmeliyiz. Erkun. Depremzedeler için bir şeyler verseydik. Ya ne vereceğiz? Zaten elimizde avucumuzda yok. Köyde herkes veriyor da abim bile... Tamam! Sen böyle değildin Erkun. Hasta falan değilsin ya. Ömer abin kahveye gidiyor galiba. İstersen sen de git ha, açılırsın biraz.
Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Evet, evet. Depremzedelere yardım için köyümüzden toplam 15.350 yeni Türk lirası, yiyecek olarak 5 çuval buğday, 2 çuval nohut, 2 çuval un ve de 15 battaniye, 17 yorgan ve bir de oyuncak ve 100'e yakın elbise toplanmıştır. İşte öğretmen hepsini yazdı çizdi. Sizler de şahit oldunuz. Bu yardımın bir an evvel yerine ulaşması lazım. Bu köyümüzün depremzedelere yardım eli. Sevap bir iş. İnsanlık işi. Şimdi sıra bunları nasıl göndereceğimize geldi. Bunu kim götürecek? Bu gönülden gelerek verilen yardımları kime emanet edeceğiz? Bu zamanda herkese itimat edilmez ki. Evet, doğru söylüyorsun. Selamun aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. 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 Hani ne derler? İyi adam söz üzerine gelir. İşte aradığımız kişi lafın üzerine geldi. Ne oluyor? Hele bir otur bakalım şöyle. Sen Taramar Hilmi'nin oğlusun. Baban yoksuldu. Ama bu diyarın en itimat edilir insanıydı. Eskiden beri bizim köyden olsun, başka köyden olsun, insanlar en kıymetli eşyalarını size emanet ederlerdi. Gönlü rahat olarak gurbete çıkarlardı. Sen bu köyün en itimat edilen adamısın. Estağfurullah. Öyle öyle. Kardeşinle siz, Taramar Hilmi'nin oğullarısınız. Biz size güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz? Evet, doğru. Ne oluyor? Bu paralar, eşyalar, yiyecekler, bütün bu emanetlerin deprem yerine gitmesi lazım. Emanet edilecek kişi olarak da ilk siz aklımıza geldiniz. Çünkü siz Hilmi'nin oğullarısınız. Hem yeni aldığınız kamyonetiniz de böyle bir hayırlı iş için yola çıkar. Yarın kardeşinle yola çıkın. Bu emanetleri yerine salimen ulaştırın. Bütün köylü olarak size güveniyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Doğru. Bu emanetleri tez elden yerine götürürsünüz değil mi? Yok olmaz abi, ben gidemem. Niye? İşlerim var abi. Ergun, muhtar bize güvendi. Babamızın hürmetine emanetleri bize verdi. Şimdi bize düşen babamı mahcup etmemek. Köylüyü ve depremzedeleri memnun etmektir. Böyle hayırlı bir iş reddedilir mi? Hatırlıyor musun? Bir gün yolda giderken bir cüzdan bulmuştuk. Babam sahibine vermemiz için bizi göndermişti. Biz de koşup sahibine vermiştik cüzdanı. Sahibi ne sevinmişti. Ne kadar mutlu olmuştu. O zaman biz de mutlu olmuştuk. Sonra başımızı okşayıp, siz bu köyün en iyi, en emin çocuklarısınız demişti. Bu işte ona benziyor. Emaneti yerine ulaştıracağız. Sevap bir iş yapacağız. Haklısın abi. Tamam. Kardeşim, kardeşim. Kardeşim benim. Canım kardeşim. Hadi Allah'a emanet. Sağlıcakla görüşürüz. Sağ olun. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Allah kazadan beladan esin. Güle güle evlat. Yolunuz açık. Hadi yollanın. Hadi yolunuz açık. Dikkat edin. Hadi hayırlı olsun. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi. Güle güle. Hayırlı yolculuk. Güle güle. Güle güle. Hadi hayırlı olsun.
Onlar iyilik yapacak da ben duracağım ha. Onlar yardım edecek de ben bakacağım. Asla. Onları engelleyeceğim. Göreceksin. Öyle zayıf noktalarından yakalayacağım ki. Beni onların imtihanı olsun diye yarattın. Ben de görevimi yapacağım. Ve kazanacağım. Kazanacağım. En güvenilir insanlarmış. Göreceğiz. Ne kadar güvenilir. Ne kadar emin. Babam bizimle gururlanacak. Öyle tabii. Aklında bir şey var senin. Yok abi yok. Buradayım Adem. Ne bu hal? Ya niye bize verdiler bu kadar ağır yükü? Doğru. Ağır yük, ağır mesuliyet. İnşallah yüzümüzün akıyla yerine teslim ederiz. Şimdi bunun içinde 15.000 yeni lira mı var? Öyle. İyi para vallahi. Bu parayla neler yapılır neler. Düşünsene abi. Ergun. O emanet para. Sadece depremzedelere verilecek. Doğru doğru. Şeytan dürtüyor işte. Dikkatli olmazsak şeytan böyle zamanlarda daha fazla dürter. Daha ne kadar yolumuz var? 1-2 saat sonra oradayız. Bu ıssız yerlerde bu kadar parayla yolculuk yapmak... Ya önümüzü keserlerse? Biz kendi önümüzü kesmeyelim de. Ne? Yani biz vazifemizi yapalım. Dürüstlükten ayrılmayalım. Gerisi Allah kerim. Abi. Hı. Her yerden yardım yağıyor deprem yerine. O kadar da çok para. O kadar yardımın yanında bizimkisi bir damla sadece. Abi, baksana. Bu vakitte ne yapıyor burada? Yolda kalmış galiba. İstersen alalım. Hı? Affedersiniz. Beni aranıza alır mısınız? Nereye gidiyorsun? Şehre. Ama biz şehre gitmiyoruz. Deprem bölgesine yardım götürüyorduk. Beni de yalnız alın. Ne olur. Ne zamandır bekliyorum. He? Alalım abi, yazık. Ne olur. He? Gözüm pek tutmadı ama. Alalım abi, alalım. Gel bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Hiç. Devam edin. Ben sizi bir yerde gördüm mü? Belki.
Hemşerim, anlat bakalım nerelisin? Buralı değilim. Öte taraftanım. Sizin oralarda deprem hissedildi mi? Hayır. Demek deprem yerine çok uzaksınız. Kamyonetiniz çok güzel, yeni galiba. Evet, yeni. Senin mi? Benim. Bizim. Demek yardım götürüyorsunuz. Peki, bundaki karınız ne? Hayırdan kar mı umulur hiç? Niye olmasın? Zaman ayırıyorsunuz. Gece vaktinde yola çıkıyorsunuz. Benzin yakıyorsunuz. Sonra yeni kamyonetinizi kullanıyorsunuz. Sizin de bir karınız olmalı değil mi ya? Yok canım. Öyle şey aklımdan bile geçmedi. Hadi. Geçmez mi hiç? Geçmiştir. Mutlaka geçmiştir. Bu işi babamız için yapıyoruz. Ayrıca kamyonetimiz böyle hayırlı bir işte çalışıyor. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Ne oldu? Üşüdünüz mü? Yok. Ben sizin yerinizde olsam... Bu dünyada beleş hiçbir şey yok. Şu anda yanan benzin sizin. Olsun. Depremzedeler için feda olsun. İnsanlık paradan puldan daha önemli. Ya, demek öyle. Adem. Benim adım Ömer. Karnım. Biraz durur musunuz lütfen? Hasta mısınız? Bazen ağrı tutuyor işte. Geçerken sizi hastaneye bırakayım isterseniz. Yok, zahmet etmeyin. Götüreyim. Hay kör şeytan. Niye çalışmıyor? Allah, çalışmıyor. Ne oldu bu arabaya? Abi, bir şeyler oluyor. Yeni araba abi, arıza mı olurmuş? Ne oldu bu arabaya? Ben de şaştım. Aksiliğe bak. Gece vakti, dağ başında. Hay Allah! Bir sürü de emanet var. Ne yapacağız? O ne olacak? Kim bu adam ya? Yüzü bir yerden tanıdık geliyor ama çıkaramıyor. Abi. Ne? Çıkmayacaktık bu yolculuğa. O nasıl konuşma Ergun? Devlet yardım götürüyor nasıl olsa. Bizim götürdüğümüz... Hem köyde başkası mı yok abi? Tamam Ergun. Çalışması lazım. Az da bir yol kalmıştı. En iyisi tamirci çağırmak. Çekmiyor. Hay Allah. Ne yapacağız şimdi? Bir sürü de emanet var. Ergun, başka çare kalmadı. Ben yakın bir kasabaya kadar gideyim, bir tamirci getireyim. Sen burada bekle, tamam mı?
Sence durumu nasıl? Bilmem. Nasılsın? Biraz iyice misin? Gelen giden de yok. Yol çok sopa. Kuş uçmaz, kervan geçmez. En iyisi gideyim ben. Hemen gelirim. Buradan kımıldamayın. Tamam mı? Tamam abi. Sen birden düzeldim. Sen kimsin? Hadi Adem, beni nasıl tanımazsın? Beni sen çağırdın. Ne diyorsun sen? Hem benim adım Ergun. İşte istediğin oldu. Abim gitti. Ne? Onun gitmesini istemiyor muydun? Yok. Adem, yapma bunu. Seni tanımaz mıyım? Gitti artık. Burada sadece ikimiz kaldık. Sen ve ben. Başka kimse yok. Tamam. Ben gözlerimi kaparım. Sen işini bilirsin. Zavallı Adem. Benim adım Ergun. Ergun. Çantanın içinde ne var? Şey, yardım parası. Ne yardım? Deprem oldu ya. Ha. Karıncalar. Ne? Karıncalar ölüyor. Varsın ölsün. Deprem zedeleri için toplandı o paralar. Emanet. Hem biz de onu yerine götürüyoruz. Ya. Sahi mi? Onlara dokunamam. Çarpar mı? Hadi canım. Bu zamanda böyle safsatalar. Ayıp, ayıp. Sen ele dokun. Şehre gidince sen çarpacaksın fıstıkları. Yo, olmaz. Komik. Bu yolculuktan ne kazancın var? İnsanlık. Var mı öyle bir şey? Saçma. Sevap. Sevapmış. Sevsinler. Şu insanlar ne komik. Hadi Adem. Ne? Bırak bu masum numaralarını. Ne demek istediğimi bal gibi biliyorsun. O kadar çok istiyorsun ki ben sadece hadi yap, hadi yap diyorum. Hadi yap. Şimdi aç onu. Hadi aç. Paralar. Paralar. Ne kadar çok seversiniz bu kağıtları. Onlar senin hayali gerçekleştirmek için büyük bir fırsat. Ama şey, bu emanet. Çok da para varmış burada. Emanet. Neresinde yazıyor öyle bir söz? Bu sadece para. Para. Evet, para. Bu parayla şehirde istediğin gibi yaşarsın. Şehre gitmeyecek miydin zaten? Böyle bir şey istemiyor muydun? Abin kamyonet aldı. Ama sen? Ben oraya buraya harcadım. Oysa biriktirdi. Hadi canım sen de. Ciddi misin? Ama öyle. Abinin arabası olacak. Seninse... Bırak bu saçmalıkları Adem. İşte fırsat. Hayalindeki arabayı alman çok basit. Ama... Düşünsene Adem. Bu parayla şehirde istediğin gibi yaşarsın. İstediğin arabayı alırsın. Hayaline ulaşmak o kadar kolay ki. Ben de seninle olacağım tabii. Biraz da kendini düşün. Kendini. 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 Aklına geleni yap ve uzaklaş buralardan. Sana ne karıncalardan. Ez gitsin. Ez. Ez.
Kusura bakmayın. Bu vakitte sizi uykunuzdan alıkoydum, rahatsız ettim. Ama çok önemli. Çok uzakta değil araba. Yeni almıştım arabayı. Olmaması lazımdı ama oldu. Hem de dağ başında. Hey uyan. İsterseniz ben süreyim arabayı. Ben arabamı kimseye emanet etmem. İşte orada. Kardeşim bizi bekliyor. Gelin. Ergun. Ergun. Nereye gitti bunlar? Ne oluyor? Kardeşim yok. O adam da. Adam fenalaşmış olmalı. Ya da buralarda bir yerlerdedir. Hele aç şu ön kapağı. Çalıştır. Araba çalışıyor. Bir şey yok ki. Ama nasıl olur? Beni bunun için mi rahatsız ettin? Tamam tamam, paranı veririm. Valiz. Ne? Valiz yok. Depremzedeler için toplanan paralar vardı içinde. Ama olamaz. Ergun! Bana müsaade. Çok uykum var. Ergun? İşte bak. Eğlence seni bekliyor. Ama bu para depremzedelerindi. Saçmalama. Onlara her yerden yardım ediyorlar. Bu kadarcık parayla başları göğe mi erecek? Deprem olduysa ne olmuş yani? Her yerde deprem oluyor. Her yerde insanlar ölüyor. Abartıyorsunuz. Depremden evvel de onlar eğleniyordu. Hak ettiler bu belayı. Boş ver. Ben ne yapıyorum? Bu paralar... Dönmeliyim. Kendini düşün Adem. Kendini. Sadece kendini. Her koyun kendi bacağından asılır. Yapamam. Diyelim ki senin başına bir bela geldi. Deprem senin köyünde oldu. Yardım ederler miydi? Kendine gel. Bu paralar artık senin. Senin ve benim. Ya Ömer abim? Salağın peki o. Peki ona ne diyeceğim? Yalan mı yok? İstemediğin kadar. Yeter ki sen yalan iste benden. Hangi şıkkı tercih edersin? A şıkkı. B. C.
gidersin. Bunu yapamazsın. Yapamazsın. Benim kardeşim bunu yapmaz. Yapamaz. Yapamazsın Ergun. Onlarda tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardı be kardeşim. O emanetti. Emanet. Allah'ım yardım et bize. Kardeşim şeytana uyduysa çevir onu yolundan. Allah'ım. Ben ne yapacağım şimdi? Üzüldüğüne bak. Verdim, yerine teslim ettim desen kim hesap soracak? Bize güvendiler. İyi ya işte. Güveniyorlar size. Ne yaparsanız yapın hesap sormazlar. Allah hesap sorar. Allah. Seni bulacağım Ergun. Bulacağım. Hey, nereye gittin? Neredesin? Buradayım. Gittim diye çok mu korktun? Nereye kayboldun? Nereye mi? Belki de Ömer abinin yanındaydım. Belki de sürekli senin yanındaydım. İçindeydim. İçimde mi? Sen de bunun içinde. Aa, yoksa kalbinde yerim yok mu? Ha? Ergun. Abi. Abi. Beni dinle. Emanettir ha, dikkat edin. Emaneti dünya yıkılsa yerine vermek lazım. Geri döneceğim. Geri. Emaneti yerine teslim etmeliyim. Beni dinle. Belki çok geç. Nasıl? Sen olsun. Ne ulan lavuk? Ne işin var lan burada tek başına? Kendi kendine bağırıyorsun. Şşş. Bizim arazimizde niye dolaşıyorsun bakayım? Beni aldattın. Sen kimle konuşuyorsun lan? Aldattın beni. Aldattın. Bu benim görevim. Sadece görevimi yaptım. Aldanmasaydın. Kim dedi sana bana uy diye? O sana akıl verdi. Fikir verdi. O kadar çok şeyler verdi ki. Üstelik benden üstün gördü. Ben ateşten yaratılmama rağmen sen topraktan yaratılmışken önünde secde etmemi istedi. Ateş toprağa secde eder mi? Etmez. Etmeyecek. Ateş toprağa yakacak. Yakacak! Ne yapıyor lan bu? Şimdi anlarız. Baksana lan buraya. Şeytanım. Şeytan. Ne oluyor lan buna? Numara yapıyor lavuk. Dökün lan paraları. Dökün lan. Şeytan o. Şeytan. 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 Bu adam kafayı yemiş. Bırakalım lan bunu. Ulan cepleni yok kapatalım. Belki piyango çıkar ha. Çıkar lan. Hadi. Sökün lan. Ver lan şu çantayı. Ver lan çantayı. Ver lan. Ver dedim şunu. Şeytan o lan. Şeytan. Dur. Ver dedim lan sana. Lan. Emanet. Açıklarım emanetini ha. Emanet. Bırak. Bırakın. Bırak ulan. Bırakın. Alamazsınız. Bırakın. Paralara bak be. Yaşadık oğlum. Deprem zedelere gidecek bu. Bırakın. Bırakın. Ama tutum ettin ha. Bırak. Thank you.
Ağlama yavrum. Ağlama. Amca, babamı kurtar. Babamı kurtar. Evimizin altında kaldı. Yerin altında kaldı. Amcam öldü. Kardeşlerim öldü. Babam yerin altında. Ah yavrum. Bunların hakkını nasıl ödersin? Nasıl? Ne oldu bana? Seni seyrediyorum Adem. Vah 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 vah. Pek de düştün. ne yapacaksın şimdi? Ben kazandım. Ben. Allah'ım. Affet Allah'ım. Pişmanım. Çok pişmanım. Sen tövbe edenleri affedersin. Ben yaptıklarıma tövbe ediyorum. Bunları işlememek üzere tövbe ediyorum. Öyle pişmanım ki Allah'ım. Öyle pişmanım ki. Ona niye tövbe hakkı verdin sanki? Affet Allah'ım. Sana tövbe ediyorum. Ah Ömer, emaneti yerine veremedin. Sana güvendiler, para verdiler. O para öyle böyle bir para değil Ömer. O parada dua var, insanlık var. Sen nasıl sahip çıkamazsın ona, nasıl? Allah görüyor, biliyor Ömer. Bunun hesabını nasıl vereceksin? Kardeşine atarak suçu sıyrılma bu işin içinden. Köylülerin sana verdiler emaneti. Sana güvendiler. Nereden bulursan bul, o emanet parayı yerine ulaştır. Emaneti ver. Ver. Emaneti ver. Yardım mı getirdiniz? Evet. Sizden Allah razı olsun. Dağıtım merkezi az ileride. Az ileriye bırakabilirsiniz. Geri almalıyım. Emanet o. Emanet. Allah'ım, hatamı tamir etmeliyim. Buna fırsat ver Allah'ım. Ne olur fırsat ver. Farkında mısın? Aklını kaybediyorsun. Defol. Seni görmek istemiyorum. Git buradan. Mümkün değil, peşini bırakmam. Demek çaldırdığın parayı almaya gidiyorsun. Sen o iki gözü dönmüş serseriden paraları alacaksın ha. Kafayı yedin galiba. Defol! Bulmalıyım. Geri götürmeliyim. Beni bekliyorlar, beni. Haline çok acıdım. Cidden. Gel istersen bir anlaşma yapalım. Sana o adamları bulurum. Parayı da ellerinden alırım. Sana veririm. Karşılığında? Karşılığında... Küçük bir şey.
Kalbin mesela. Kalbin mi? Mesela. Yiyecekleri, giyecekleri hepsini teslim ettin. Ama parayı, altınları vermedin. Asıl emanetleri vermedin Ömer. Şimdi köye dönüp ne diyeceksin? Yalan mı söyleyeceksin? Sen, hayatında yalan söylemeyen Ömer, ne diyeceksin? Parayı kardeşini kaçırdığını mı söyleyeceksin? Kardeşinin namusu senin namusun Ömer. Baban onu sana emanet etti. Allah'ım bana yardım et. Yardım et ne olur, yardım et, yardım et, yardım et. Tabii ya. Tabii. Boşuna koşuyorsun, boşuna. Gel teklifimi kabul et. Bırak! Bırak! Biliyorum oradasın. Düşmedin değil mi? Düşmek ya da düşmemek. İşte bütün mesele bu. Hepsi senin elinde. Benim. Dilersen düşebilirsin. Dilersen yanımda olabilirsin. Seç birini. Evet. Teklifimi kabul et, seni kurtarayım. Cevabını bekliyorum. Hı? Bırak beni, bırak! Defol git! İstersen giderim de. Git! Git! Yalan söylüyorsun Adem. Yüreğin beni istiyor. Bak, bak, baksana. Baksana bana. Gözlerime bakınca yüreğin titriyor. Kalbini görüyorum. Orada bir ses beni çağırıyor. Ben de peşinden geliyorum. Sen çağırıyorsun, ben geliyorum. Öyle değil mi? Kurtulmak ister misin? Evet! Allah'ım şeytanın şerrinden koru. Allah'ım şeytanın tuzağına düşürme. Allah'ım sadece sana güveniyorum. Sadece sana! Bismillahirrahmanirrahim. Ömer, hoş geldin. Hoş bulduk. Otur hele. Çay içeriz değil mi? İçeriz. Bize iki çay. Hayrola, bir terslik mi oldu? Verdiğim kamyonette bir arıza mı var? Yok. Araba sağlam. Öyleyse? Onu satmak istiyorum. Ne? Ama daha iki gün önce aldın ya. Bu da nereden çıktı şimdi? Eğer başka modelini istiyorsan... Yok, ondan değil. Satmak istiyorum. Ama geri alamam ki. Satış işlemlerini yaptık. İkinci el muamelesi yap arabama. O da olmaz be. Yazık değil mi? Olur olur. Acilen paraya ihtiyacım var. Çok ihtiyacım var. Bu kamyonet senin hayalindi Ömer.
Her şeyindi. Yıllarca onu almak için çalıştım. Kaç defa gelip gittin, kaç defa pazarlığını yaptın. Şimdi? Lütfen Osman abi, kararımı verdim. Satmak istiyorum. Almak istemiyorsan başka birine götüreceğim. Demek çok ciddi ha? Ah Ergun. Salak herif. Şimdi koyduysan bul paraları. Selamünaleyküm. İki adamı arıyorum. Buraya uğrayıp uğramadıklarını soracaktım. Sen hala burada mısın? Benden sana tavsiye. Bulaşma o pisliklere. Git evine. Canına mı susadım ben? Bu akşam gelirler mi? Orasını bilemem vallahi. Bu akşam mı, yarın akşam mı? Serseri haklı, belli mi olur? Bulmalıyım onları. Bulmalıyım. Artık yenildiğini kabul et. Depremzedelere gönderilen yardım paralarını iç etmek istedin. Hayır, hayır. Avucuma düştün. Artık teslim ol. Direnme. Helal abi. Ayıp ettin. Süper golü vurdun. Vallahi öyle oldu ha. Hala inanamıyorum. Oğlum var ya, bu sana paralarla var ya alem yapacağız. Evet, alem, evet, eğleneceğiz. Alem yapacağız. Dibine vuracağız eğlenceli. Valizimi verin. Vay, buldu bizi ya. Nereden çıktı bu lavuk? Bakın arkadaşlar, o paralar benim değil, emanet. Anlıyor musunuz, emanet?
Bizim köyde depremzedeler için toplanmıştı. Biz de deprem yerine götürüyorduk. Ulan senin karşında enayi mi var? Sen kiminle dalga geçiyorsun lan? Çekil şuradan. Yoksa seneriz leşini. Yemin ediyorum deprem parası onlar. Emanet paralar. Teslim etmem lazım. Bir. Dur. Bırak. Hop dedik. Yavaş ol. Sen eceline mi sodun lan? Çek git buradan. Emaneti almadan hiçbir yere gitmem. Dur. Bırak. Bıraksana lan. Bırak. Vermiyoruz. Vermiyoruz. Anlamıyor musun? Vermiyoruz. Ama ben alacağım. Alacağım. Ulan. Şerefsiz. Bela mısın lan? Alo polis. Manyak mısın? Nesin lan sen? Vurayım şunu be abi. Dur. Emanet dur. O. Başımızı emanet. Belaya sokma. Bırak şunu lan. Vurayım be abi. Vurayım. Bir dur lan. Bir dur. Yeter ulan. Yeter. Sana son şans. Dilersen seni kurtarırım. Bittin ulan sen. Bittin. Ver lan artık şu çantayı ver. Bittin. Allah bittin. Benim canımı al. Ver şu çantayı. Öleyim ama emanet yerine ulaşsın. Bittin ulan sen. Keşke bunu yerine ulaştırabilseydin. Anlıyor musun? Keşke. Ha? Durun. Keşke. Bırak silahını. Bırak silahını. Bırak. Yerle bir oldu her yer. Hala yıkıklar altında insan var diyorlar. Daha bu sabah bir çocuğu çıkarmışlar. 4 gündür yıkıntıların altında. Allah daha beterinden korusun. Deprem yüzünden çok perişan oldu buraların insanları. Düşünebiliyor musun? Bundan sonra evsiz, barksız, parasız, pulsuz. En çok da neye tepem atıyor biliyor musun? Akbabalara, çakallara. Hı? Yardıma geliyoruz diye dalıyorlar yıkıklara. Hırsızlık ediyor. Cesetleri soyuyor. Şeytana uyunca insanlık bu kadar düşüyor işte. Peki geçen olanları duydun mu? Bir kasabada deprem için yardım toplanmış. Toplanan yardımları da bir grup şebeke iç etmişler. Olacak şey mi bu? Sen depremzedeler için insanlardan para topla, sonra hiç utanmadan cebellezi et. Yuh olsun be. Şeytan bu herifler, şeytan. İnsanlık öldü mü be? Böyle bir emanete hiç hıyanet edilir mi? Ne oluyor bu insanoğluna? Ay, ah, kardeşim. Sen niye gidiyorsun deprem bölgesine? Bir yakının mı var? Geçmiş olsun. Bu köyün muhtarı siz misiniz? Ben Yeşilcik köyünden Ömer. Muhtarımızın selamı var. Aleyküm selam. Yollayan getiren sağ olsun. Hoş gelmişsin. Buyur geç şöyle. Sabah gelmiştim. Sizi göremedim. Kamyonetle yiyecek yiyecek getirmiştim. Haberim var. Allah razı olsun. Sonra seni aradım, hemen gittiğini söylediler. Bunun içindeki para sizin. Köyümüz adına getirdim. Belki bazı yaralarınıza merhem olur. Muhtarımız bunun için parayı size vermemi istedi. Siz gereği gibi dağıtırmışsınız. Tam 16.000 lira. Allah razı olsun. Ama 1-2 saat evvel
Sizin köyden yardım getirdiler. Hem de aynı miktarda para. Senin gibi bir yeşilcikli getirdi. Teslim etti. İşte. Ergun. Bir karışıklık oldu galiba. Bu para başka yerindir belki. Yok. Hiçbir karışıklık yok muhtar. O valizdeki para da, bu poşetteki para da bu köy. İnşallah yaralarınıza merhem olur. Kamyonetin nerede peki? Şey... Bu köyümüzün yardımı. Allah razı olsun. Başımızın üzerine kabul ettik. Ama bu olmaz. Neler oldu bilmiyorum evlat. Kamyonete ihtiyacın olacak. Al. Ergun! Getirdin. Emaneti getirdin. Ne oldu sana? Önemli değil abi, önemli değil. Hani kamyonetin nerede? Kamyonetimiz. Kamyonetimiz. Hadi. Gidin bakalım. Bugün kazandınız. Yarın bir fırsat çıkar elbet. Hep peşinizde olacağım. Çünkü ben sizin imtihanınızım. Kaplumbağa efendi, seninle bir anlaşma yapalım istersen. Bu senin olsun, bunlar da benim. Anlaştık mı? Seni gidi kerat. Ölüyor, ölüyor, ölüyor. Cevap ölüyor, ölüyor, ölüyor. Ölüyor, ölüyor. Yeter artık, ölüyor. Yeter. Seni çoruyorum. Defol. Özür dilerim. Abi. Hadi gidiyoruz. Nereye? Bir emanet var. Onu götüreceğiz. Geldim. Ergun, İstanbul'a gidiyorum. Gelmek istiyorum demiştin ya. Onun için baktım. Yok, artık vazgeçtim. Sana hayırlı yolculuklar. Tamam, hadi eyvallah.